Paso Video ekibi olarak yeni bir bölümle karşınızdayız. Evrende yolculuğumuz ve araştırmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bilim insanları geliştirdikleri teleskoplarla derin uzayda her geçen gün yeni bir gezegen keşfediyor. Günümüze kadar binlerce gezegenin varlığı keşfedildi. Ama şu kesin ki daha fazlası da araştırılmayı bekliyor. Derin uzayın karanlık vadileri öylesine gizemlerle dolu ki, sanırım bu gizemleri çözmeye insanlığın ömrü yetmeyecek. Uzay o kadar karmaşık ve şaşırtıcı ki, yaşam barındıran gezegenler var mı ya da yaşam barındırmaya uygun gezegenler var mı hala araştırılıyor. Peki uzayda yalnız mıyız? Bu soru hepimizin ve bütün bilim camiasının kafasını karıştıran gizemli ve korkunç bir soru. Uzaydan gelen tuhaf sesler, astronotların gördüklerini iddia ettikleri tuhaf cisimler. Bu evrende yalnız mıyız sorusunu hep akıllara getirir. Binbaşı Gordon Cooper, ilk Merkür görevlerinden birini yaptığı sırada, içinde bulunduğu küçük kapsülün penceresinden oldukça korkunç bir manzara fark etti. Görev kontrol merkezine derhal haber verdi ve acil durum prosedürünü uygulamaya geçirdi. Fakat tuhaf yeşil cisim hızlıca kaybolmuştu. Olayın en tuhaf yanlarından biri de, Avustralya'da bir gözlem merkezinin de uzay aracına yaklaşan bir cisim fark ettiği oldu. Apollo 10'da görev yapan astronotlar, Dünya ile ilgili olan tüm iletişimin koptuğunu, çok düşük bir frekansta ıslık gibi duyulan bir ses duyulduğunu söylemişti. Bu uçsuz bucaksız evrende yalnız olduğumuzu düşünmek elbette zor. Ama şu ana kadar kanıtlanmış insanlıktan başka herhangi bir canlı türü yok. Şimdi biraz bu uçsuz bucaksız evreni inceleyip evrende muhteşem bir yolculuk yapalım. Evren veya kainat. Uzay veya uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Pozitif bilimler açısından evren, gök cisimlerini barındıran uzay ve uzayda yer alan her şeyin toplamıdır. Enerji dalga veya partikülleri homojen ve dengeli olarak çözüldüğünde varoluşta antivaroluş olamayacağı ya da yok oluştaysa bir patlama olamayacağından evren soğuyor mu, ısınıyor mu, evrenin durmasız sonu mudur, büyük patlama evrenin merkezi mi, başlangıcı mıdır, güneş evrenin merkezinde midir gibi problemler hareket veya başka deyişle zamanın popüler sorularını teşkil etmiştir. Evrenin oluşumuna dair günümüzde en çok benimsenen teori, büyük patlama teorisidir. Bu teoriye göre evren, sıfır hacimli ve çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip, sıkışmış bir noktanın patlamasıyla oluştu. İlk patlamanın nasıl oluştuğu, evren meydana gelmeden önce evrenin yerinde ne olduğu ya da evrenin neyin içinde genişlediği sorularına günümüzde bile tam olarak bilimsel bir cevap bulunamamıştır. Bununla birlikte evren öncesi durum, evren dışı varoluş hakkında hipotezler öne sürülmüştür. Büyük patlama sonucunda uzun bir dönem boyunca birbirlerinden bağımsız hareket ettiler. Sürekli genişleyen evrenin her yerinde geçerli olan fizik kanunlarından
kütle çekimi kanunu vasıtasıyla bağımsız gazlar birleşerek galaksileri, yani gök adaları oluşturdular. Aynı evrensel fizik kanunu neticesinde gök adalarda birbirlerine yaklaşarak devasa gruplar oluşturdu. Galaksiler içinde yıldızlar ve bazı yıldızların çevresinde sistemler oluştu. İçinde yaşadığımız Güneş sistemi bunlardan birisidir. Keşfedebildiğimiz evrende 400 milyardan fazla galaksi ve 300 sekstilin yıldız olduğu tahmin edilmektedir. Hatta canavar galaksiler bile evrenimizde mevcuttur. Samanyolu galaksisi tam bir yamyamdır. Çünkü oluşumu süresince diğer galaksileri mideye indirmiştir. Hubble uzay teleskobuyla yapılan çalışmada dış ışık halkasında incelenen 13 yıldıza bakıldığında, geçtiğimiz milyarlarca yıl boyunca Samanyolu'na yem olmuş galaksiler olabileceği ortaya çıkmıştır. Samanyolu daha yeme işini de bitirmiş değil. Çünkü 4 milyar yıl içinde Andromeda galaksisi ile çarpışacak ve muhtemelen onu da kendi içine alıp yutacaktır. Tabii bu da devasa bir patlamaya sahne olacak. Evren muhtemelen yerle bir olacaktır. Şu anki teori ve gözlemler, evrenin yaşının 13,5 ila 14 milyar arası olduğunu göstermektedir. Bu yaş aralığı birçok bilimsel araştırma projesinin görüş birliğiyle elde edilmiştir. Bu projeler arasında arka plan ışınımı ölçümlerini ve evrenin genişlemesinin ölçümü için kullanılan diğer pek çok farklı yöntemi de içerir. Arka plan ışınımı ölçümleri, evrenin büyük patlamadan bu yana olan soğuma süresini verir. Evrenin yaşı büyük patlamanın zaman ve mekanın mutlak başlangıç noktası olduğu, bütün bilim dünyası tarafından kabul edilmiş bir teorik değildir. Farklı evren modelleri, kendi üzerine çöken ve yeniden genişleyen evren modelleri de farklı çevrelerde kabul gören evren teorilerindendir. 19. yüzyılın ortalarına doğru astronomları, insanın dış gücünün çok ötesinde, tasarlanamayacak kadar engin bir evren düşüncesine götüren önemli gelişmeler oldu. Evrenin sınırsız boyutlarının ilk somut göstergesi, büyük Alman astronomi bilgini Friedrich Wilhelm Bessel'in o güne kadar denenmiş bir yönteme başvurarak 1838'de yaptığı bir uzaklık ölçümüdür. Bessel, ilk kez ıraklık açısından yararlanarak, Güneş'te yakınındaki kuğu 61 yıldızı arasındaki uzaklığı kesin değerleriyle ölçtü. Ve inanılması güç bir sonuç buldu. Bu ölçüme göre kuğu 61 ile Güneş arasındaki mesafe 97 trilyon kilometreden daha fazlaydı. Yani tam olarak 97 trilyon 432 milyar 493 milyon kilometre. Yakın bir yıldızın bile böylesine şaşırtıcı bir uzaklıkta olması, uzayda yapılacak ölçümlerde kilometre ve mil gibi geleneksel ölçü birimlerini kullanmanın ne kadar anlamsız olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Bunun üzerine astronomlar, çok hızlı bir maddenin bu uzaklığı ne kadar zamanda alacağını belirtmenin çok daha kolay ve anlamlı bir ölçü birimi olacağına karar verdiler. Saniyede yaklaşık 300 bin kilometre hızla hareket eden bir ışık ışını, bir yılda yaklaşık 9.6 trilyon kilometre yol alır. Işık yılı, bugün astronominin temel uzunluk ölçüsü birimidir. Bu ölçü birimine göre kuğu 61,
Güneş'ten 10,3 ışık yılı uzaklıktadır. Günümüzde yapılan daha duyarlı ölçümler bu uzaklığın 11,2 ışık yılı olduğunu ortaya koymuştur. Güneş'e en yakın yıldızsa yalnızca 4,3 ışık yılı uzaklıktaki Proxima Centauri'dir. Bu yıldız Erboğa takım yıldızında bulunmaktadır. Yıldızın dünyaya olan uzaklığı ve açısal çapı direkt olarak ölçülebilir. Proxima Centauri'nin kütlesi yaklaşık bir güneş kütlesinin 1/8 olup, ortalama yoğunluğu güneşten yaklaşık 33 defa daha fazladır. Çok düşük parlaklığa sahip olmasına rağmen Proxima, parıltılı yıldızlar sınıfına girer. Çünkü manyetik aktivitesi nedeniyle rastgele parlaklığında artmalar meydana gelir. Yıldızın içindeki konveksiyon sebebiyle ortaya çıkan manyetik alan patlamalar ve püskürtmeler ortaya çıkarır. Toplam X ışını emisyonu Güneş'in ürettiğine benzerdir. Proxima Centauri'nin merkezindeki yakıtın konveksiyon sayesinde karıştırılması ve yıldızın nispi olarak düşük enerji üretme oranı bir anakol yıldızı olduğunu ve 4 trilyon yıl boyunca da öyle olacağını gösterir. Evrenin yapısı karanlık madde ve karanlık enerjidir. Evrenin en, boy, yükseklik ve zaman olmak üzere bilinen 4 boyutu vardır. Uzun süre mekansal ve zamansal boyutların doğada farklı ve birbirinden bağımsız olduğu düşünülmüştür. Ancak özel görelilik kuramıyla mekansal ve zamansal ayrımların her bir tanesinin hareketiyle karşılıklı çevrimler oluştuğu anlaşılmıştır. Evrende tüm madde yapı taşları, atom, iyon, anyon, katyon, yoğunlaşmış düzensiz ısı enerjileridir. Tüm maddeler enerjinin bir formudur ve termodinamik kanunlarına göre işlemektedir. Termodinamiğin 3 temel kanunu vardır. Termodinamiğin en basit yasası sıfırıncı kanun olarak adlandırılır. Daha basit bir ifadeyle farklı sıcaklıklarda iki cisim ısıl bakımından temas ederse sıcak olan cisim soğur, soğuk olan cisim ısınır. Sıcaklık madde içinde atomların titreşmesiyle iletilir. Bu nedenledir ki ısı akışı sıcak cisimden soğuk cisime doğru genişler. Birinci kanunu evrende temel olarak enerjinin yok edilemeyeceğini veya yoktan var olamayacağını söyler. Enerji sadece bir şekilden diğerine dönüşür. Bunun sonucu olarak geçmişteki bir olgunun gelecekte birebir tekrarlanmayacağı düşünülür. Termodinamiğin bilim dallarına da uygulanabilen ikinci yasasına göre, ısı enerjisi daha soğuk bir kaynaktan daha sıcak bir kaynağa enerji vermeden transfer olamaz. Başka bir deyişle, bir sistem kendinden daha soğuk sistemle ısıtılamaz. Sistemlerin bu özelliği, termodinamikçilerin geliştirdiği entropi kavramı ile açıklanır. Isı devinimi olarak da bilinen termodinamiğin üçüncü yasası kısaca eğer mutlak sıfır noktası olan sıfır Kelvin derecesine yani -273 santigrat dereceye inilirse bu sıcaklığa inebilen tüm parçacıkların birbirine eşit entropileri olur. Sıfır noktası enerjisi zero point enerji olarak tanımlanır. İşte bu nokta entropinin minimuma gittiği sıfır entropi noktasıdır. Bu yasa neden bir maddeyi mutlak sıfıra kadar soğutmanın imkansız olduğunu belirtir.
Mantıken evren çok yoğun ve sıcak büyük patlama neticesinde genişlerken, gökadılar birbirinden homojen hızlarda genişlemeliydi. Uzaktaki yıldız gökadaların daha büyük hızlarla birbirinden uzaklaşması homojen genişlemeyi de doğrular. O zaman özel görelilik kuramına göre ışık hızı aşılamayacağına göre en uzaktakiler ışık hızından küçük sonlu bir hızla uzaklaşmalıydı. En uzaktaki gökadadan gelen ışık hem en hızlı uzaklaşan hem de en uzak geçmişten gelen ışıktır. En uzak geçmişse evrenin oluştuğu zamanlardan gelen ışıktır. Evren ilk oluştuğunda ışıma serbestçe yayılma fırsatı bulduğunda, yani ilk madde öncesi yapı taşlarının boşluklarından sızabildiği kadarıyla gözlemlenebilmektedir. Uzayda her doğrultuda homojen bir ışıma olmadığı gözlemlenmiştir. Fon ışımasının haritası gözenekli bir yapı sergiler. Evren teorisine göre evrenin itme gücü bitince çekme gücü başlayacak ve böylece büzüşecek, gök cisimleri çarpışarak kaynaşacak ve büyük bir patlamayla evren tekrar genişlemeye başlayacaktır. Gold evreni olarak bilinen bu modelde evren büyük patlamayla başlar. Sonra yükselen entropi ve zamanla genişlemeyi işaret eder. Evren çok düşük yoğunluğa ulaşınca çekilmeye başlar. Böylelikle entropi çok fazla alçalır ve zamanın termodinamik oku bu kez ters istikameti işaret eder. Ve evren çok düşük entropi, çok yüksek yoğunlukta büyük çöküşle sona erer. Büyük patlamanın daha önceki büyük çöküşlerden meydana geldiği ihtimalini ortadan kaldıramamasına rağmen, özellikle evrenin genişlemesinin hızlanması ve karanlık enerjinin keşfiyle eski popülerliğini kaybederek yerini bilimsel çevrelerde Hot Death adı verilen evrenin en sonunda ısı ölümüyle tamamen son bulabilmesi görüşüne bırakmıştır. Başka teorilerine göre ise sıcak patlama ve kaotik bir karmaşayla var olan evren zaten soğumaya çalışmaktadır. Evren genişlemeye devam edecek. Yeteri kadar büyüyünce yoğunluğu aşırı azalacak ve sıcaklığı gittikçe düşecek. Bunun sonunda kutupsal graviteler eşdeğer düzeye inecek ve evren donacaktır. Karanlık enerji Big Bang'ten itibaren 5 milyar yıl geçene kadar evreni sürekli genişlettiği ve galaksileri birbirlerinden uzaklaştırdığı varsayılan bir enerji türüdür. Bilinen fizik kurallarına göre herhangi bir şekilde hareketlendirilen bir cisim ya zamanla hızı azalarak durur ya da hiçbir enerji kaybı yoksa aynı hızla hareketine devam eder. Örneğin dünyada fırlatılan bir cismin hızı azalır ve bir süre sonra durur. Bunun nedeni dünyada sürtünmeden ve yer çekiminden dolayı enerji kaybına uğramasıdır. Eğer yer çekimsiz ve havasız bir ortamda, yani uzayda aynı cismi fırlatırsak, karşısına bir engel çıkana kadar hareket eder. Evren ölçeğinde bu engel kitle yer çekimi gücüdür. Evrenin kendisi ise bahsedilen fizik kuralları aksine Big Bang'den beri genişlemektedir. Ve zamanla evrenin genişleme hızı da artmaktadır. Bilim insanları bunu keşfettiklerinde bu hızı artıran bir enerji olması gerektiğine karar vermişlerdir. Bu varsayılan enerji karanlık enerji olarak adlandırılmıştır. Karanlık enerjiden ilk bahseden bilim insanı Alan Good, evrenin büyük patlamadan sonra ani genişlemesini gizemli bir karanlık enerjinin varlığına dayandırmıştır.
Daha sonra Sol Perlmutter ve Byron Schmidt adlı iki fizikçi gözlemleri sonucu evrenin genişleme hızının arttığını ve bunun uzayın bir tür içsel gerilimi diyebileceğimiz karanlık enerji olduğundan söz etmişlerdir. Tam olarak çözülemeyen karanlık enerji hakkında araştırmalar halen sürmektedir. Eski çağlarda birkaçı dışında bütün astronom ve düşünürler, dünyanın evrenin merkezi olduğuna, güneş, ay ve yıldızların dünyanın çevresinde döndüğüne inanırlardı. Bu evren modeline göre yıldızlar kristal bir kürenin iç yüzüne çakılmış gibi durağandı. Buna karşılık Güneş, Ay ve 5 gezegen, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, bu durağan yıldızların önünde hareket halindeydi. Bütün gök cisimleri sanki bir makineyle çalıştırılıyormuşçasına değişmez bir düzen içinde dünyanın çevresinde dolanırdı. Eski astronomlar gezegenlerin bu teorik hareketini Güneş'in ve yıldızların dünya etrafındaki günlük dolanımını açıklayabilmek için karmaşık evren modelleri geliştirdiler. Bu eski astronomlar içinde etkisi en uzun süreli olan İskenderiyeli Batlemyus'tur. Milattan sonra 2. yüzyılda yaşayan bu ünlü bilgin, bugün Almagest adıyla bilinen büyük yapıtında gök cisimlerinin karmaşık hareketini açıklayan evren kuramını ortaya attı. Ve dünyayı evrenin merkezi olarak kabul eden bu kuram yaklaşık 14 asır boyunca Ortaçağ Avrupa'sında tartışmasız benimsendi. Uzayın uçsuz bucaksız ve karanlık boşluğunda güneşe benzer yıldızlardan oluşmuş bir gök adanın ortasında yüzen gün merkezli güneş sistemi düşüncesinin yerleşmeye başlaması ancak 16. 17. ve 18. yüzyıllara rastlar. Mikolaj Kopernik, Galileo Galilei ve Johannes Kepler gibi büyük bilginler dünyanın ve öbür gezegenlerin güneşin çevresindeki yörüngelerde dolandığını kanıtladılar. Isaac Newton, bu gezegenleri güneşin çevresindeki yörüngelerinde tutan evrensel çekim yani kütle çekim kuvvetinin varlığını açıkladı. 18. yüzyılın sonlarında William Herschel ve onu izleyenler de bütün güneş sistemini içeren Samanyolu gök adasını incelediler. Bulutsu yani nebula adı verilen soluk ışıklı gaz ve toz bulutlarını araştırarak bunlardan çoğunun gerçekte Samanyolu'nun ötesindeki başka gök adalar olduğunu saptadılar. Bu modelde evren büyük bir patlama Big Bang ile başlayan ve halen genişlemesi sürmekte olan bir evrenden oluşmaktadır. Karanlık enerjinin keşfiyle tek bir büyük patlama teoremi arka plana atılmıştır. Günümüzde tek bir evren görüşü değişime uğramakta. Paralel evrenler, çoklu evrenler gibi modeller üzerinde durulmakta ve buna ait yeni kanıtlar ortaya konmaktadır. Kutupsal basınçlar sonucu yoğunlaşmış antimadde ile evren halen genişlemektedir. Gök cisimleri evrenin genişlemesinde birbirlerine olan uzaklıkları bakımından iki farklı davranış gösterirler. Şayet birden fazla gök cismi birbirlerinin kütle çekimine kapılırlarsa ya da hepsi birden ortak bir kütle çekiminin kuantumuna kapılırlarsa bu durumda aralarındaki mesafe birbirleriyle yahut da ortak çekimi altına girdikleri kütleyle birleşene kadar her an azalır. Birinci durumun etkili olmadığı diğer bütün durumlarda gök cisimleri birbirinden sürekli uzaklaşırlar.
İki gök cismi arası uzaklık daha önce x ışık yılı ise şu anda x artı y ışık yılıdır. Evrenin ışık ve başka sinyallerin, galaksiler ve maddenin kozmolojik genişlemeden beri dünyaya ulaşacak zamanı bulması sonucu şimdiki zamanda dünyadan gözlemlenebilen cisim ve maddelerden oluşan bölgesidir. Evrenin izotropik olduğu varsayılırsa, gözlemlenebilir evrenin sınırı her yönde aşağı yukarı aynıdır. Dolayısıyla gözlemlenebilir evren, gözlemcisini merkeze alan küresel bir hacme sahiptir. Evrendeki her nokta kendi gözlemlenebilir evrenine sahiptir ve bu evren dünya merkezli olanla çakışıyor olabilir. Bu da derin uzayın anlaşılamaz gizemlerinden sanırım. Gözlemlenebilir sözcüğü, günümüz teknolojisinin bu alandan radyasyon saptayıp saptamadığına veya alanda gerçekten radyasyon olup olmadığına işaret etmek amacıyla kullanılmaktadır. Yalnızca temelde ışık veya başka sinyallerin bir cisimden dünyadaki bir gözlemciye ulaşmasının mümkün olduğunu vurgulamaktadır. Uygulamada yalnızca kozmolojik yeniden birleşme evresindeki foton ayrıklaştırması kadar önceden gelen ışığı gözlemlemek mümkündür. Yani parçacıkların başka parçacıklar tarafından o kadar da hızlı bir şekilde emilmeyen fotonlar yayabildikleri zamandan gelen diyelim. Bunun öncesinde evren tamamen opak fotonlarla, yani kuark gluon plazmasıyla doluydu. Son serpintinin yüzeyi, ışık özleri dekupilajından gelen ışık özlerinin bize bugün ulaşma mesafesinde olduğu düşünülmektedir. Bunlar bizim bugün kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu olarak tespit ettiğimiz ışık özleridir. Ancak geleceğin teknolojisiyle daha eski kalıntı nötrinoni arka planları gözlemlemek mümkün olabilecektir. Aynı şekilde ışık hızında hareket eden yerçekimsel dalgalar aracılığıyla çok daha uzakta oluşan eylemleri görebileceğiz. Bu da belki uzayın derinliklerini inceleyebilmemiz için bize bir kapı aralayabilecek. Bazen astrofizikçiler yeniden birleşimden bu yana salınan sinyalleri içeren görünür evrenle kozmolojik büyümenin başlangıç zamanından beri gelen sinyalleri kapsayan gözlemlenebilir evren arasında bir ayrıma gitmektedir. Bu hesapta pek hesap makinalarımızın yapabileceği türden bir işlem değildir. Öte yandan gözlemlenebilir evrenin kıyısına olan Komowink mesafesi yaklaşık %2 daha büyük bir biçimde 14.3 milyar parsektir. Bu da yaklaşık 46.6 milyar ışık yılına denktir. Ancak uzayın genişlemesi sebebiyle insanoğlu bir zamanlar çok daha yakınken şu anda statik bir 13,8 milyar ışık yılı mesafeden daha uzak cisimleri gözlemlemektedir. Gözlemlenebilir evrenin çapının yaklaşık 28 milyar parsek, yani 93 milyar ışık yılı olduğu tahmin edilmektedir. Bu hesaplamada gözlemlenebilir evrenin en uzak ucu yaklaşık 47 milyar ışık yılı ötede olarak hesaplanmıştır. Kendinizi evrenin kıyısında düşünsenize, düşünmesi bile heyecanlı ve korkunç sanırım. Evrenin bazı bölümleri o kadar uzak bir mesafededir ki, büyük patlamadan sonra salınan ışık daha dünyaya ulaşamamaktadır. Bu yüzden evrenin bu bölümleri gözlemlenebilir evrenin dışında kalmaktadır.
Gelecekte uzak gökadaların ışığı, dünyaya ulaştığında evrenin farklı bölümleri keşfedilecektir. Ancak Hubble kanunlarına göre bizden oldukça uzakta bulunan bölgeler, ışık hızından daha hızlı genişlemekte ve bizden uzaklaşmaktadır. Dahası genişleme oranı karanlık enerji sebebiyle giderek artmaktadır. Değişmez bir kozmolojik sabit olarak karanlık enerjinin değişmediği ve evrenin genişleme oranının hızla artmaya devam ettiği kabul edildiğinde, sonsuz gelecekte herhangi bir zamanda cisimlerin bizim gözlemlenebilir evrenimize giremeyeceği bir sınır vardır. Çünkü bu sınırın ötesinde kalan cisimlerin yaydığı ışık bize hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Buradaki açmaz şudur ki, Hubble parametresi zamanla azaldığı için ışıktan biraz daha az hızda bizden uzaklaşan bir gökadanın yaydığı ışık eninde sonunda bize ulaşacaktır. Bu, gelecekte görülebilirlik sınırı evrenin sonsuza kadar genişlemeye devam edeceği farz edilerek Komowink mesafesini 19 milyar parsek yani 62 milyar ışık yılı olduğu düşünülerek hesaplanmıştır. Sonsuz gelecekte kuramsal olarak gözlemleyebileceğimiz gökadaların sayısı belki de giderek artacak ve bizi hayretlere düşürecek keşifler yapılacaktır. İlkesel olarak gelecekte daha çok gökadanın gözlemlenebilmesi mümkün olacaksa da, uygulamada artan sayıda gökadanın süre giden genişleme sebebiyle hat safhada kırmızıya kayacağı düşünülmektedir. Bu gökadalar ileride görüntüden kaybolacak ve görünmez olacaklardır. Bunlara sanırım hayalet gökadalar diyebiliriz. Değinilmesi gereken bir başka nokta, sabit bir Komowink mesafesinde bulunan bir gökada. Geçmişte herhangi bir zamanda açığa çıkan sinyalleri, mesela büyük patlamadan 500 milyon yıl sonra açığa çıkan sinyalleri alabilmemiz durumunda gözlemlenebilir evren içinde yer almaktadır. Ama evrenin genişlemesi yüzünden aynı Komowink mesafesinde olsa bile aynı gökadadan açığa çıkan sinyaller sonsuz gelecekte bize ulaşamayabilir. Bu gökadanın büyük patlamadan 10 milyar yıl sonra neye benzeyeceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Komowink mesafesi zamana göre sabittir. Öte yandan esas mesafe uzayın genişlemesi yüzünden gerileme hızı olarak tanımlanır. Bu olgu bize olan mesafesi zaman içinde değişen bir tür kozmik olay ufkunu tanımlamak için kullanılabilir. Örneğin bu ufka olan mesafe 16 milyar ışık yılı ise şu anda olan olaydan yayılan sinyalin gelecekte bize ulaşabilmesi için olayın 16 milyar ışık yılı ötede olması gerekir. Eğer olay 16 milyar ışık yılından daha uzak bir mesafede ise sinyal bize hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Popüler ve profesyonel araştırma makaleleri, evren derken gözlemlenebilir evreni kastetmektedir. Doğrudan deney yapmadan, evrenin dünya ile bağı olmayan herhangi bir bölgesi üzerinde bilgi sahibi olamayız. Gözlemlenebilir evrenin sınırının, evrenin bir bütün olarak sınırını da oluşturduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Ana akım kozmolojik modellerin hiçbiri de evrenin fiziksel sınırları olduğuna dair bir önermede bulunmamaktadır. Yani uzayın sonu diye bir kavram yoktur. Bazı modellere göre evren sonlu olabilir fakat sınırsızdır. Gözlemlenebilir evrenimizdeki gökadaları, evrendeki bütün gökadaların sadece önemsiz bir bölümünü temsil ediyor oluşu, akla yatkın gelmektedir. Eğer evren sonlu fakat sınırsızsa, evrenin gözlemlenebilir evrenden daha küçük olması da mümkündür.
Bu durumda çok uzaktaki gökadalar, evrende yolculuk eden ışık tarafından oluşturulmuş komşu gökadaların suretleridir. Bu hipotezi test etmek çok zordur. Çünkü gökadanın farklı imgeleri geçmişindeki farklı dönemleri gösterecektir ve dolayısıyla farklı görünecektir. Dünyadan gözlemlenebilir evrenin kenarına kadar olan Komowink mesafesi her yöne doğru yaklaşık 14 gigaparsektir. Dolayısıyla gözlemlenebilir evren yaklaşık 29 gigaparsek yarıçapında bir küredir. Uzayın düz olduğu varsayımından yola çıkarak bu büyüklük kozmolojik zamana göre bugün için geçerli bir mesafedir. Söz konusu rakamlar ışığın yayıldığı andaki mesafeyi temsil etmemektedir. Örneğin şu anda gördüğümüz kozmik mikrodalga arka plan radyasyonu ışık özü dekupilajı zamanında saçılmıştır. Ki bu saçılımın 13.8 milyar yıl önce olan büyük patlamadan yaklaşık 380 bin yıl sonra oluştuğu düşünülmektedir. Bu radyasyon zaman içinde gökadalarda yoğunlaşan madde tarafından saçılmıştır. Bu gökadaların şu anda bizden yaklaşık 46 milyar ışık yılı ötede olduğu düşünülmektedir. CMBR ışık özlerini yayan madde şu anda 46 milyar ışık yılı mesafede ise, o zaman ışık özlerinin yayıldığı andaki dekupilaj anında mesafe 42 milyon ışık yılıdır. Evrenimizdeki gözlemlenebilirlik sınırı bir dizi gökbilimsel ufuk tarafından belirlenmiştir. Bu ufuklar çeşitli fiziksel sınırlamalar yüzünden evrendeki çeşitli hareketlerle ilgili bilgi edinme sınırlarımızı kısıtlamaktadır. En ünlü ufuk parçacık ufuğudur. Parçacık ufuğu evrenin sonlu yaşı yüzünden görülebilen kesin mesafeye bir sınır koymaktadır. Son serpintinin yüzeyindeki optik ufuk ve nötrinolarla yerçekimsel dalgaların son serpinti yüzeyiyle ilgili ufuklar gibi diğer olgularda gözlemlerin gelecekteki sınırlarıyla yakından ilişkilidir. Ocak 2011 tarihinde duyurulan en uzak astronomik gök cismi UDFJ, 39 milyon 546.284 olarak kaydedilen bir gökada adayıdır. 2009 yılında GRB 090423 olarak adlandırılan gama ışını patlamasının 8.2'lik bir kırmızı kayması olduğu tespit edilmiştir. Bu değer, evren henüz 630 milyon yaşındayken söz konusu patlamaya çarpan bir yıldızın sebep olduğunu göstermektedir. Patlama 13 milyar yıl önce gerçekleşmiştir. Bu yüzden 13 milyar ışık yılında bir mesafe yayınlarda dile getirilen mesafedir. Ancak bu mesafe, Hubble yasası ve gözlemlenebilir evrenin büyüklüğünü tanımlarken kullanılan uygun mesafeden ziyade ışık hızı mesafesi 8.2'lik bir kırmızı kaymanın uygun mesafesi yaklaşık 30 milyar ışık yılıdır. En uzak gök cismi rekorunu elinde tutan bir başka gökada ise Abel 22.18'in ötesinde tespit edilmiş olup Dünya'dan yaklaşık 13 milyar ışık yılı ötededir. Bu gökadanın Hubble teleskobu ile yapılan gözlemlerde kırmızıya kaymasının 6.6 ile 7.1 arasında olduğu tespit edilmiştir. Keck teleskopları ile yapılan gözlemlerse gökadanın kırmızı kaymasının
az önce bahsedilen aralık değerinin üst bandında yaklaşık 7 civarında olduğunu tespit etmiştir. Dünyadan da artık gözlemlenebilen bu gök adanın ışığı, büyük patlamadan 750 milyon yıl sonra tam olarak yaşı acaba yıldızların sayısından hesaplanabilir mi? Yıldızların sayısını tam olarak bilebilmek mümkün değildir. Ancak bugünkü literatürde bu sayı oldukça yüksektir. Bu aralığın doğruluğunu ispat etmenin bir yolu gökada sayısını tahminen belirlemek ve ortalama büyüklükte bir gökadanın barındırdığı yıldız sayısıyla çarpmaktır. 2004 Hubble Ultra derin alan görüntülerinde tahminen 10.000 gökada bulunmaktadır. Bu bölgede görünen gökyüzü parçası her iki tarafta 3.4 ark dakikadır. Göreli bir karşılaştırma yapmak adına Dolunay'ı göstermek için bu görüntülerden 50 tane gerekmektedir. Eğer bu bölge gökyüzünde tipik bir durumsa, evrende 100 milyardan fazla gökada var demektir. Kısa bir süre önce, 2012 yılında bilim adamları Hubble aşırı derin alan görüntülerini elde etmiştir. Ve bu görüntülerde daha fazla gökada olduğu görülmüştür. Ancak bu görüntülere dayanarak yıldızların sayısını hesaplamak için büyük ve cüce gökadaların yüzdesi ve bu gökadalarda bulunan ortalama yıldız sayısı gibi ilave varsayımlar da gerekmektedir. Böylelikle 100 milyar gökada ve her bir gökadada 100 milyar yıldızın olduğunu varsaymak mantıklı görünmektedir. Bu da yıldız sayısının devasa katsayılara sahip olduğunu gösterir. Pek çok gökbilimci bu ölçekte astrofizikten nadiren bahsetse de evrenin yapısının organizasyonu muhtemelen yıldız seviyesinde başlamaktadır. Yıldızlar gökadaları oluşturur. Gökadalar, gökada gruplarını, gökada kümelerini, levhaları ve iplikçileri oluştururlar. Bu yapılar birbirinden büyük boşluklarla ayrılırken, kozmik ağ denen geniş bir köpük benzeri yapı oluştururlar. 1989 yılından önce Virial gökada kümelerinin var olan en büyük yapılar olduğu ve evrende her yöne az çok eşit biçimde dağıldığı düşünülmekteydi. Ancak 1980'lerin başından bu yana gittikçe artan sayıda yapılar keşfedilmeye devam etmektedir. ...1983 yılında Adrian Webster, büyük bir Yılberg grubu olan Webster LQG'yi tespit etmiştir. Bu keşif büyük ölçekli bir yapının ilk tespitidir. Ve evrendeki bilinen madde gruplamaları ile ilgili bilginin artmasını sağlamıştır. 1987'de Robert Brent Tully, Samanyolu'nun yer aldığı gökada iplikçiği olan Pisces Cetus süperküme kompleksini keşfetmiştir. Bu yapı yaklaşık 1 milyar ışık yılı genişliğindedir. Aynı sene büyük boşluk denilen ve bünyesinde hiçbir gökadanın bulunmadığı inanılmaz büyük bir bölge tespit etmiştir. Büyük boşluk 1.3 milyar ışık yılı genişliğindedir. Kırmızı kayması verilerine dayanarak 1989'da Margaret Geller ve John Hakra büyük duvarı keşfettiler. Büyük duvar 500 milyon ışık yılından daha uzun ve 200 milyon ışık yılı genişliğinde.
ama sadece 15 milyon ışık yılı kalınlığında bir gökkada levhasıydı. Bu yapının varlığı uzun bir süre fark edilmedi. Çünkü yapıyı görebilmek için gökadaların konumlarını üç boyutlu olarak konumlandırmak gerekiyordu. Bu konumlandırma için gökadaların konum bilgilerini kırmızı kaymadan gelen mesafe bilgisiyle birleştirmek gerekliydi. ...2003 Nisan'ında Sloan Büyük Duvarı denen yeni bir büyük ölçekli yapı keşfedildi. 2007 Ağustos'unda Eridanus takım yıldızında bir süper boşluk tespit edildi. Bu tespit CMB soğuk noktasının tespitiyle örtüşmektedir. Bu soğuk nokta mikrodalga gökyüzündeki soğuk bölgedir. Bu süper boşluk soğuk noktaya sebep olmuş olabilir. Ancak bunu yapabilmesi için muhtemelen 1 milyar ışık yılı genişliğinde olması gerekmektedir ki bu da az önce bahsi geçen büyük boşluk kadar geniş olması demektir. Bir başka büyük ölçekli yapı Newfound Blob'dur. Gökadalar ve çok büyük gaz balonlarından oluşan bu yapı 200 milyar ışık yılı genişliğindedir. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda evrenin levha ve gökada iplikçilerinin yoğun düğümler gibi görünen süper kümeleriyle ayırdığı büyük balon gibi boşluklardan oluştuğu düşünülmektedir. Bu ağ gökada kırmızıya kayma haritasında açıkça görülmektedir. Bu haritada Sloan Büyük Duvarı gibi bazı süper kümeler görülmekte ve yanı başımızdaki evrende bulunan kozmik yapıların etkileyici görüntülerini ortaya çıkarmaktadır. ...2011'de U1.11 Yılberk kümesi tespit edilmiştir. Yapı 2.5 milyar ışık yılı genişliğindedir. 11 Ocak 2013 tarihinde Hook-LQG olarak adlandırılan 4 milyar ışık yılı genişliğindeki bir başka Yılberk kümesi tespit edilmiş ve o gün için tespit edilen en büyük yapı olduğu ortaya konmuştur. ...2013 Kasım'ında gökbilimciler Hercules Corona Borealis büyük duvarını keşfettiklerinde Hook-LQG'den iki kat büyük bir yapıyla karşılaşmışlardır. Bu yapı gama ışını atışlarıyla haritalandırılmıştır. Büyük ölçekli yapıların bir başka göstergesi Lyman Alpha Forest'tir. Bu beliren emilim çizgilerinin bütünüdür. Bu çizgiler çoğunlukla hidrojen olan ve çok geniş bir alana yayılmış ince yıldızlar arası gazın varlığı olarak yorumlanmaktadır. Bu gaz tabakaları görünen o iki yeni gökadaların oluşumuyla ilgilidir. Kozmik ölçekte yapıları tanımlarken temkinli olmak gerekmektedir. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Yerçekimsel mercekleme, bir görüntüyü kendi asıl kaynağının dışında farklı bir yerden geliyormuş gibi gösterebilir. Önceki gökada gibi cisimler etrafı kuşatan uzay zamanını büktüğünde ve ışık ışınlarını kırdığında yerçekimsel mercekleme gerçekleşir. İlginç bir biçimde güçlü yerçekimsel mercekleme, zaman zaman çok uzaklardaki gökadaları büyüterek bu gökadaların daha kolay gözlemlenebilmesini sağlamaktadır. Araya giren evrenin zayıf merceklemesi de gözlemlenebilen büyük ölçekli yapıları bir miktar değiştirmektedir.
2004 yılı itibarıyla bu belli belirsiz kesintinin ölçümleri kozmolojik modellerin test edilmesi adına yararlı olacaktır. Evrenin büyük yapıları aynı zamanda gök adalara olan mesafelerin ölçümünde sadece kırmızı kayma kullanıldığında da farklı görünmektedir. Örneğin gök adalar arkalarındaki gökada kümesi tarafından çekilirler. Kümeye doğru yönelirler ve bir miktar maviye kayarlar. Yakın kenarında bir miktar kırmızıya kayma görünür. Böylelikle mesafeleri ölçmek için kırmızıya kayma kullanıldığında kümenin ortamı biraz sıkışık görünmektedir. Halihazırda kümenin içinde bulunan gökadalar için tam tersi bir etki oluşmaktadır. Kümenin merkezinde gökadaların hareketi rastgeledir. Bu rastgele hareketler kırmızıya kaymaya dönüştürüldüğünde küme uzamış gibi görünür. Bu da Tanrı'nın parmağı da denen yerküreyi işaret edercesine uzanan bir gökada zinciri gibi görüntü verir. Solucan deliği ya da Einstein-Rosen köprüsü, Nathan Rosen ve Albert Einstein tarafından ileri sürülmüştür. Solucan deliği aslında uzay zamanın nokta tasarımı ve zamanda kısa bir yolculuktur diyebiliriz. Genel olarak beyaz delikler ve kara delikler arasındaki bağlantıya solucan deliği denmektedir. Bir solucan deliğinin bir boğaza bağlı en az iki ağzı vardır. Eğer solucan deliği geçilebilirse, madde solucan deliğinde bir ağızdan diğerine boğazdan geçerek ulaşabilir. Solucan deliği ismi fenomeni açıklamakta kullanılan bir analojiden gelir. Eğer bir solucan bir elmanın üzerinde seyahat ediyorsa, tüm elmanın etrafını dolaşmak yerine içinden geçerek bir kestirme yol bulmuş olur. Ve yıldızların bir ömrü bitirmesini 10 saniye içinde görebilirsiniz. Oradan çıkmak için ışıktan hızlı olmalısınız. Çıkamazsanız kara delik yok olurken enerji veya gaz kütlesine dönüşürsünüz. Kara deliklerin en dip noktası kabul edilen yerde hacim sıfırdır ve yoğunluksa M bölü V formülünden dolayı sonsuzdur ve bilim adamları hacmin sıfır olmasından yola çıkarak kara deliğin dibinin inanılmaz güçlü bir vakum etkisiyle her şeyi yok ettiğini düşünürler. Yani kara deliklerin dibinde zaman ve mekan parametreleri bildiğimiz ve kabul ettiğimiz sistemin oldukça dışındadır. Bu da bizi şu soruya yöneltir. İki kara deliğin farklı boyutlarda bağlanmasıyla vakum etkisinden yararlanılarak bir uzay gemisi bir kara deliğin içine girip öbür kara delikten çok kısa bir zamanda dışarıya çıkarak başka bir alt uzaya seyahat edebilir mi? Bu sorunun cevabı ise günümüz teknolojisinde bu kadar yüksek bir çekim gücüne karşı koyabilecek ve bu baskıya dayanabilecek düzeyde uzay araçları üretemediğimizden dolayı elbette hayırdır. Kara deliklerin bilimsel olarak renginin neden kara oldukları konusundaki temel dayanaksa sahip oldukları inanılmaz kütle, yoğunluk ve çekim kuvvetinden dolayı ışığı bile bükebilecek ve içine çekebilecek güçte olmalarıdır. Bu yüzden hiçbir ışık kara deliklerin dışına çıkamaz. Bu da onlardan bize herhangi bir ışığın ulaşamaması, dolayısıyla karanlık olması anlamına gelir. Bildiğimiz en yüksek hızın ışık hızı olduğu ve bunun saatteki hızı yaklaşık 1 milyar 79 milyon 252 bin 850 kilometre olduğunu da hesaba katarsak, kara deliklerin bu kadar yüksek hızlarda gidebilen ışığı engelleyebilecek ve ondan daha hızlı bir şekilde başka bir yere doğru çekebilecek güçte olmaları, Einstein-Rosen köprüsünün gerçekte var olabilme olasılığını muazzam ölçüde artırmaktadır. Ve zaten solucan deliğinin mantığının temelinde de aynı şekilde ışıktan daha yüksek bir hızda boyutlar arası transfer yatmaktadır.
Bu teoriyi yıllar boyu öğrenmiş olduğumuz temel fiziğin ve onun bütün kurallarının tamamen dışarısına itmeyip bunu modern fizikle bağdaşlaştırarak açıklayabilen Nathan Rosen ve Albert Einstein, gelecekte teknolojinin yardımıyla solucan delikleri uzayda istenilen noktaya şu anki teknolojiden çok daha hızlı bir şekilde ulaşılabileceğini ortaya sürmüştür. Modern fizik aksini kanıtlayamadığı için bu teori günümüzde hala geçerliliğini korumaktadır. Wormhole ismindeki worm aslında bir elma kurdunu temsil eder. Ayrıca kara delikler zaman mekanı bükmez, delip geçebilir. Bu yüzden kütle çekim kuvveti çok fazladır. Yani zaman mekanıyla 90 derecelik açı yapması gerekir. Eğer öyle olmazsa maddeyi içine almaz. Eğiminin rasyonel olduğundan dolayı yer çekimiyle ezip yörüngeden fırlatır. Kısaca evrenin en gizemli ve süslü, aynı zamanda bir o kadar da korkunç varlıkları hala kanıtlanamamış beyaz deliklerden de bahsedecek olursak, beyaz delik ya da ak delik. Kara deliğe düşen bir maddenin solucan delikleri aracılığıyla evrenin başka bir yerinde yeniden ortaya çıktığı noktalardır. Başka bir zamana veya başka bir bebek evrene de açılabilirler. Kara delikler, içine düşen hiçbir şeyin ışıkta dahil kendisinden kaçamadığı cisimlerdir. Bunların tam tersi olan beyaz deliklere ise hiçbir madde giremez. Yalnız kara deliğe düşen maddeler çıkabilir. Bu sebeple beyaz delik olarak adlandırılmışlardır. Bu konuda önemli çalışmalar yapmış olan teorik fizikçi Stephen Hawking, son makalesinde solucan deliklerinin ve beyaz deliklerin bulunmadığını savunmuştur. Genel görelilikte beyaz delik, madde ve ışık kendisinden kaçabildiği halde dışarıdan girişe izin vermeyen uzayın varsayımsal bir bölgesidir. Bu anlamda sadece dışarıdan giriş olabilen madde ve ışığın kaçamadığı kara deliğin tersidir. Beyaz delikler, sonsuz kara delikler teorisiyle ortaya çıkar. Fakat bu alan, yer çekimsel çöküş boyunca oluşturulan kara delikler için mevcut değil ve beyaz deliğin oluşmuş olabileceği bilinen bir fiziksel süreç de yoktur. Şimdiye kadar hiçbir beyaz delik gözlenmemiştir. Ayrıca termodinamik yasaları der ki, evrenin net entropisi ya artar ya da sabittir. Bu kural, beyaz deliklerin entropiyi düşürme eğilimleriyle ihlal edilir. Tıpkı kara delikler gibi, beyaz deliklerde kütle, yük ve açısal momentum özelliklerine sahiptir ve diğer kütleler gibi maddeleri çekerler. Ama beyaz deliğe doğru düşen nesneler asla beyaz deliğin olay ufkuna tam olarak ulaşamazlar. Yüzeyi olmayan, yerçekimsiz bir alan hayal edin. Bu durumda yerçekimi ivmesi herhangi bir vücut yüzeyinde en fazladır. Ama kara deliklerin bir yüzeyi olmadığından yerçekimi ivmesi katlanarak artar. Fakat asla son değerine ulaşamaz. Kuantum mekaniklerinde kara delik Hawking radyasyonu yayar ve böylece radyasyon gazıyla termal dengeye gelebilir. Stephen Hawking, termal dengedeki bir kara deliğin zaman tersinin yine termal dengedeki bir kara delik olduğunu savunmuştur. Kara delik, astrofizikte çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan, kütlesi büyük bir kozmik cisimdir. Kara delik, uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanmasıyla meydana gelen bir nesnedir de denilebilir. Bu tür nesneler, ışık yaymadıklarından kara olarak nitelenirler. Kara deliklerin tekillikleri dolayısıyla üç boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir. Kara deliklerin içinde zamanınsa yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir. Kara delikler, Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte, çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir.
Bu teknikler aynı zamanda çevrelerinde sürüklenen oluşumların da incelenme olanağını sağlamıştır. Hiçbir yükü ve yönü olmayan kara deliği tanımlayan Schwarzschild ölçüsünün maksimum derecede genişletilmiş hali olarak bilinen Einstein atom denklemlerinin çözümünün bir parçası olduğu tahmin edilmektedir. Burada maksimum derecede genişletilmiş ifadesi uzay zamanının hiçbir köşesi olmaması fikrini temsil eder. Uzay zamanında herhangi olası bir serbest düşüşteki parçacığın yörüngesi için bu yolun parçacığın geleceğine kadar gelişigüzel bir şekilde devam etmesi olası olmalıdır. Tabii parçacık yörüngesi kara deliğin merkezindeki gibi yerçekimsel kişiliğe çarpmazsa. Bu ihtiyaç gidermek için parçacıkların dışarıdan dikey olarak düştüğünde giriş yaptıkları kara deliğin içindeki bölgeye ek olarak dışarıdaki bir gözlemcinin dikey olaydan dışarı yükseldiğini gördüğü parçacıkların dış değer buldukları anlamı çıkarmamıza izin veren iç bölgede ayırıcı beyaz delik olmalıdır. Schwarzschild koordinatlarını kullanan dışarıdaki gözlemci için düşmeyen parçacıklar son derece uzak bir gelecekti. Kara deliğin dikeyine ulaşması için sonsuz zaman alır. Gözlemciyi geçen parçacıklar geçmişteki sınırsız uzaklıkta beyaz deliğin dikeyine geçtiklerinden sınırsız bir zaman boyunca dışa doğru yol alırlar. Her nasılsa parçacıklar ve diğer objeler sadece ufku geçmekle dışarıdaki gözlemci arasındaki sınırlı uygun zamanı tecrübe ederler. Beyaz delikler hakkındaki küçük bir kanıt olmasına rağmen, beyaz deliğin iç bölgesinden dışarı doğru seyahat eden parçacıkların gözlemciyi herhangi bir vakitte geçmesi bakımından ve ayrıca eninde sonunda kara deliğin iç bölgesine ulaşarak akan, içeri doğru seyahat eden parçacıkların gözlemciyi herhangi bir vakitte geçmesinden dolayı dışarıdaki gözlemcinin perspektifinden kara delik veya beyaz delik sonsuzmuş gibi görünür. Max, genişletilmiş uzay zamanının içinde iki ayrı iç bölge olduğu gibi ayrıca bazen iki farklı evren olarak da adlandırılan iki ayrı dış bölge vardır. İki iç bölgede olası parçacık yörüngeleri olduğunu anlamamıza izin verir. Bu demektir ki kara delik bölgesi her iki evrenden düşen karışık parçacıkları içerir. Ve böylece bir evrenden düşen bir gözlemci, diğer evrenden düşen bir ışığı görebilir. Ve beyaz delik bölgesinden diğer evrenlere kaçan parçacıklar gibi tüm dört bölgede Schiaskeres koordinatları kullanılarak uzay zamanı grafiklerinde görülebilir. Bu uzay zamanında bulunması mümkün koordinat sistemleri, mesela sabit zamanın hiper yüzeyi seçilirse ve gömme diyagram çizilirse, gömme diyagram iki dış alana bağlanmış bir tüp gibi görünür. Ve bu Einstein-Rosen köprüsü olarak bilinir. Ya da Schwarzschild solucan deliği olarak bilinir. Uzayımsı hiper yüzeyin nerede seçildiğine bağlı olarak Einstein-Rosen köprüsü hem her evrendeki iki kara delik ufku olayını hem de her evrendeki iki beyaz delik ufku olayını bağlar. Köprüyü kullanarak bir evrenden diğer evrene geçmek mümkündür. Çünkü beyaz delik ufku olayına dışarıdan girmek mümkündür ve her evrenden kara deliğe her giren kaçınılmaz olarak kara delik tekilliğine çarpar. Olabildiğince genişletilmiş Schwarzschild ölçüsü, dış gözlemcinin bakış açısına göre daimi olarak var olan kara delik veya beyaz delik idealleştirilmesini tanımlar. Aynı belirli zamanda yıldız göçmesinden oluşan daha gerçekçi kara delikler farklı bir ölçü gerektirir. Düşen gösterişli cisim kara deliğin geçmişinin diyagramına eklendiğinde diyagramı ile ilgili olan beyaz delik iç bölgesinden uzaklaştırır.
Fakat genel izafiyetin eşitlikleri ters çevrilebilir olduğu için genel izafiyet çöken cisimlerden oluşan bu gerçekçi kara delik tiplerinin zamanı geri getirmesine izin vermek zorundadır. Zamanı geri getirme olayı evrenin başlangıcından beri olan ve cismi ateşlenip kaybolana kadar fışkırtan beyaz delik olabilir. Beyaz delikler teorik olmasına rağmen fizikçiler tarafından kara delikler kadar ciddiye alınmazlar. Çünkü baştaki Big Bang şartları içinde olmadıkları sürece onların oluşumlarına doğal olarak sebep olacak işlemler yoktur ve onlar var olamazlar. Ayrıca herhangi küçük miktardaki maddenin dışarıdan horizona doğru düşmesi durumunda beyaz deliğin yüksek derecede kararsız olacağı tahmin edilir. Bu durum uzaktaki gözlemciler tarafından görüldüğü kadarıyla beyaz deliğin patlamasını engelleyebilir. Bu teknikten gelen maddenin beyaz deliğin yerçekimsel yarıçapından kaçması mümkün değildir. Şimdi burada beyaz delikler ve solucan deliklerini sonlandırıp genel görelilikle devam edelim. Genel görelilik yani izafiyet ya da göreliliğin genel kuramı. 1916 yılında Albert Einstein tarafından yayımlanan kütle çekim Geom Etrik kuramı ve bugün modern fizikte kütle çekimi tanımladığı düşünülen kavramdır. Genel görelilik, özel görelilik ve Newton'un evrensel kütle çekim yasasını genelleştirerek kütle çekim uzay ve zaman ya da uzay zamanda tanımlanmasını sağlar. Işığın kütle çekimsel kızıla kayması, kütle çekimsel zaman gecikmesi bu farklılıkların örnekleridir. Genel görelilikin bugüne kadarki tüm önermeleri deney ve gözlemlerle doğrulanmıştır. Her ne kadar genel görelilik kütle çekimin tek göreli kuramı olmasa da deneysel veriyle uyum sağlayan en basit teoridir. Buna rağmen teorinin hala cevaplayamadığı sorular varlığını sürdürmektedir. Bunlara örnek olarak Pioneer uydusunun hareketi, galaksilerin dönüş eğrisi, genel görelilikle kuantum mekaniğinin yasalarının hangi şekilde bağdaştırılarak tamamlanmış, kendi içinde tutarlı bir kuantum alan kuramı yaratabileceğidir. Einstein'ın teorisinin astrofiziğe kayda değer etkileri vardır. Örneğin, büyük bir yıldızın ömrünün sonuna yaklaştığı bir zamanda içine çökerek kara delik oluşturduğuna işaret eder. Bazı astronomik cisimlerin yaydığı yoğun radyasyona kara deliklerin sebep olduğuna dair yeterli kanıt mevcuttur. Örneğin mikro kuasarlar, yıldızsal kara deliklerin ve aktif galaktik çekirdekler, süpermasif kara deliklerin varlıklarının bir sonucu olarak oluşurlar. Işığın kütle çekim nedeniyle bükülmesi, uzaktaki bir astronomik cismin gökyüzünde aynı anda birden fazla yerde görüntüsünün belirlenmesine sebep olan, kütle çekimsel merceklenme olarak adlandırılan bir duruma neden olur. Genel görelilik, aynı zamanda bugüne kadar ancak dolaylı olarak gözlenmiş olan kütle çekim dalgalarının da varlığını öngörmektedir. Buna dair doğrudan gözlemlerin yapılması, LIGO ve NASA, ESA, Laser, Interferometer, Space, Anthem gibi projelerin amaçlarıdır. Tüm bunlara ek olarak genel görelilik, evrenin durmaksızın genişleyen modelinin bugünkü kozmolojik modelinin temelidir. Genel görelilik, yerçekimin bir metrik teorisidir. Dört boyutlu bir geometri, uzay zamanı belirleyen Pseudo Remy Inlin'la uzay zamanda bulunan enerji moment arasındaki ilişkiyi tanımlayan Einstein'ın denklemleri bir çekirdek gibidir. Kütle çekimi kuvveti örneğin serbest düşüş, orbital hareket ve uzay aracı yörüngeleri gibi etkisini isnat eden klasik mekanikteki olay
genel görelilikteki uzay zamanın eğik geometrisindeki eylemsiz harekete denk gelir. Yani nesneleri düz ve doğal yollarından saptıran bir kütle çekimi kuvveti yoktur. Aslında kütle çekimi uzay ve zamandaki değişikliklerine karşılık gelir. Nesnenin doğal bir biçimde takip edebileceği mümkün en düz yolları değiştirir. Eşitlik ilkesinin geçerli olduğunu varsayarsak, zamanın akışını yer çekimi etkiler. Kütle çekimi haznesine gönderilen ışık maviye kayar ve diğer yönden gönderilen yer çekimi haznesinden çıkan ışık kırmızıya kayar. Bu iki etkiler kütle çekimi ile frekans kayması olarak adlandırılır. Daha genel olarak uzakta olan yerlerle karşılaştırıldığında büyük bir cismin yanında işlem daha yavaş gerçekleşir. Bu etki kütle çekimsel zaman genişlemesi olarak bilinir. Kütle çekiminden kızıla kayma laboratuvarlarda ölçülmektedir ve astronomik gözlemler kullanılmaktadır. Evrensel mevki sisteminin operasyonunun bir yan etkisi karşıladığı halde, dünyanın kütle çekimi alanındaki kütle çekimsel zaman genleşmesi atomik saatler kullanılarak ölçülmektedir. Bütün sonuçlar genel görelilikle uyuşmaktadır. Fakat doğruluğun geçerli seviyesinde bu gözlemler eşitlik ilkesinin geçerli olduğu genel görelilik ve diğer teoriler arasındaki farkı ayırmaz. Evrensel geometriyi kullanarak bazı uzay zamanlar ufuklar olarak adlandırılan ve bir bölgeyi uzay zamanın geri kalanından ayıran sınıfları dahil etmek için gösterilebilir. En iyi bilinen örnekleri kara deliklerdir. Eğer kütle uzayın yeterince yoğun bir bölgesinde sıkıştırılırsa içeriden dışarıya ışık çıkamaz. Bir ışık titreşimini hiçbir cisim geçemediği için içteki bütün maddede hapsolmuştur. Dışarıdan içeriye geçiş hala mümkündür. Bu da kara deliğin ufku yani sınırının fiziksel bir engel olmadığını gösterir. Kara deliklerin eski çalışmaları Einstein'ın denklemlerinin açık çözümlerine simetrik eksenli yapılı Kerr çözümüne güvenildi. Evrensel geometriyi kullanarak sonraki çalışmalar kara deliklerin daha genel özelliklerini gösterdi. Bunlar enerji, çizgisel moment, açısal moment, belirli bir zamandaki yeri ve elektrik yükünü belirten 11 parametre ile karakterize edilen daha basit cisimlerdir. Daha önemli bir biçimde termodinamik yasasına benzeyen kara delik mekaniği olarak bilinen yasaların genel bir topluluğu vardır. Mesela kara delik mekaniğinin ikinci yasası genel bir kara deliğin olay ufkunun alanı zamanla hiç azalmayacaktır. Bu termodinamik sistemin entropisine benzerdir. Bu Penrose metodu kullanılarak dönen bir kara delikten klasik araçlarla çıkartılabilen enerjiyi kısıtlar. Kara delik mekaniğinin aslında termodinamik yasasının bir alt kümesi olması güçlü bir kanıttır. Bu da kara delik mekaniğinin orijinal yasalarının değişimine neden olur. Mesela kara delik mekaniğinin ikinci yasası termodinamiğin ikinci yasasının bir kısmı olduğu için özellikle entropi artarsa kara deliğin alanının azalması mümkündür. Ufukların diğer türleri de vardır. Genişleyen bir evrende bir gözlemci, geçmişin bazı bölgelerinin gözlemlenemeyeceğini ve geleceğin bazı bölgelerinin etkilenmeyeceğini bulabilir. Bunu olay ufku olarak adlandırabiliriz. Doğduğumuz, yaşadığımız, belki de her anında mutlu ya da mutsuz anlar yaşadığımız, çocuklarımızı büyüttüğümüz ve çocukluğumuzu yaşadığımız bu koskoca evren nasıl yok olacak? Hiç düşündünüz mü? Bunu düşünmek bile o kadar korkutucu ki insanın içini ürpertiyor. Değişen iklimler ve hava şartları da insanlığı korkutmuyor değil tabii ki.
evrende bulunan hemen hemen her şeyin belirli bir yaşam süresi bulunuyor. İnsanlar gibi yıldızlar da boyutlarına göre beyaz cüce, nötron yıldızı ve kara delik şeklinde ölüp form değiştiriyor. Evrenin büyük patlamayla başladığını biliyoruz. Ama yine patlamayla mı yok olacak, yoksa sessiz sedasız mı? Kozmologlar, evrenin milyarlarca yıl sonra sona ereceği konusunda hemfikir. Ama bunun nasıl olacağına dair fikir birliği yok. Şu anda en çok kabul gören 4 senaryo var. Büyük yırtılma, büyük sıçrama, büyük donma ve büyük çöküş. Paniğe lüzum yok. Evren daha milyarlarca yıl varlığını sürdürecek. Evrenin sonsuza dek sürmeyeceği fikri, sistemlerin kendi başına terk edildiğinde dejenere olma eğilimi gösterdiğini söyleyen termodinamiğin ikinci yasasından geliyor. Bazı bilim insanlarına göre evrenin sonunu sıcaklık getirecek. Bu teoriye göre evrendeki farklı nesneler arasındaki ısı sıfır olacak ve normal koşullarda ısı farkı sebebiyle işleyen tüm sistem çalışmayı durduracak. Böylece evren intihar edecek. Evrenin nasıl yok olacağına dair bir başka iddia ise büyük çöküş. Bu teoriye göre evren genişleyebileceği maksimum sınıra erişecek ve ardından çökmeye başlayacak. Bir diğer teori ise büyük değişim. Bu teoriye göre de karanlık enerji evreni tüketmeye başlayacak ve evren moleküler seviyeye dönüşecek. Küçük evren atomların dahi var olamayacağı nokta haline gelecek. Karanlık enerjiden biraz bahsedelim. Karanlık enerjinin ne olduğunu tam olarak bilen yok. Ama enerjinin genişlemesini hızlandıran enerji diye tahmin ediliyor. Karanlık enerji olmadan genel görelilik modelleri farklı sonuçlar veriyor. Bu boşluğun bir temel özelliği uzayı dolduran ama normal enerji ve maddenin tam tersi etki gösteren yeni bir tür enerji alanı olabilir. Dev ölüm teorisine göre de karanlık enerji genişleyerek daha yoğun kütleli hale gelecek ve galaksileri parçalara ayıracak. Ama tam olarak bir bilimsel araştırmayla kesinleşmiş bir durum olmadığı kesin. Evrenin nihai kaderi fiziksel kozmolojinin ilgilendiği bir konudur. Evrenin durağan veya genişleyen yapısı da göz önüne alınarak birbiriyle rekabet halinde pek çok bilimsel tahminde bulunuldu. Evrenin ani bir patlamayla oluşması fikrine Big Bang denir ve bu fikir bilim adamlarının büyük çoğunluğunca kabul edilmiştir. Evrenin nihai kaderi, kütle ve enerjinin fiziksel öncelikleri, en üst yoğunluğu ve patlamanın ölçeğine göre ciddi bir kozmolojik soru olmuştur. Kozmologlar arasında evrenin düz ve sonsuza dek genişler yapıda olduğuna dair bir fikir birlikteliği vardır. Evrenin nihai kaderi ise evrenin şekline ve karanlık enerjinin oynadığı role göre değişecektir. Anlaşılan karanlık enerji hiç de küçümsenecek gibi değil. Albert Einstein'ın 1916'da yayınlanan genel görelilik kuramı, evrenin nihai kaderiyle ilgili bilimsel teorilerin keşfine olanak sağladı. Genel görelilik kuramı, evreni olabilecek en geniş ölçüde tanımlamak için kullanılabiliyordu. Genel görelilikte pek çok çözüm ve eşitlik vardır ve her bir çözüm farklı bir nihai kader öngörüyordu. Alexander Friedman, bu olası çözümlerden birini 1922 yılında önerdi. Ardından 1927'de de George Lemaître öneride bulundu. Bu çözümlerden bazılarında evrenin tek bir noktadan patladığı söyleniyordu. O da Big Bang olmalıydı. 1931'de Edwin Hubble, uzak galaksideki yıldızları gözlemleyerek evrenin genişlediğine dair fikrini yayınladı.
O günden beri olası sonuyla ilgili pek çok bilimsel araştırma yapıldı. 1927 yılında George Lemaître, evrenin başlangıcı ile ilgili 1927'den bu yana Big Bang olarak anılan teoriyi ortaya attı. 1948 yılında Fritz Holz'a evrenin düzenli bir şekilde genişlediği fakat istatistiksel olarak madde miktarının yaratıldığı gibi kaldığı bir evren teorisi ortaya attı. Bu iki teoride 1965'te Arnold Penzance ve Robert Wilson kozmik arka plan radyasyonunu keşfedene kadar kabul gördü. Kozmik arka plan radyasyonu Big Bang teorisinin öngördüğü şeyleri ispatlıyordu ve kararlı hal teorisi artık geçerliliğini yitirmişti. Böylece Big Bang teorisi evrenin başlangıcı ile ilgili kabul gören en yaygın görüş haline geldi. Peki kozmik arka plan radyasyonu nedir? Kozmik arka plan ışıması, fon ışıması veya fon radyasyonu. 1964 yılında keşfedilen, bütün evreni dolduran bir elektromanyetik dalga biçimidir. 2725 Kelvin sıcaklığındaki siyah nesnenin ısıl ışınımına tekabül eden 160,2 GHz frekansında ve 1,9 mm dalga boyunda olduğu KOP uydusu tarafından hava küre dışında hassas olarak ölçülmüştür. Fon ışıması, evrenin en uzağından yani büyük patlamadan geldiği düşünülen elektromanyetik ışımadır. Bu ışımayı birçok radyo astronom ve fizikçi büyük patlamanın en büyük kanıtı sayarlar. 1948 yılında George Gamow, Rupel Alper ve Robert Hermann tarafından varlığı teorik olarak öne sürülmüş ve 5K sıcaklığında bir kara nesnenin yaydığı ışımayla aynı dalga boyunda olması gerektiği hesap edilmiştir. NASA tarafından atmosfer şartlarından etkilenmeden doğru ölçüm yapması için bu işe özel KOP sondası 18 Kasım 1989'da uzaya gönderildi. KOP'un gönderdiği resim ayrıntılı değildi. Çıkardığı resim evrenin kabaca bir kozmik arka plan ışımasını gösteriyordu. WMAP, KOBE'ye oranla daha ayrıntılı bir resim çıkarmıştır ve günümüzde hala bu resim kullanılmaktadır. WMAP halen aktif olarak görev yapmaktadır. Doppler etkisine göre daha uzaktaki gökadalar daha kırmızı dalga boyuna kayar. Yaklaşan trenin düdüğünün sesinin tiz perdeden gelmesi ve uzaklaşan trenin düdüğünün sesinin kalın perdeden gelmesi gibi uzaklaşan ışığın dalga boyu da kırmızıya kayar. Uzaktaki gökadaların bizden daha büyük hızlarla uzaklaştığı gözlemlenmiştir. Mantıken evren büyük patlama neticesinde genişlerken gökadalar birbirinden homojen hızlarda genişlemeliydi. Uzaktaki gökadaların daha büyük hızlarla birbirinden uzaklaşması homojen genişlemeyi de doğrular. O zaman en uzaktaki gökadaların dalga boyu ne olmalıydı? Özel görelilik kuramına göre, ışık hızı aşılamayacağına göre, en uzaktaki ışık hızından küçük sonlu bir hızla uzaklaşmalıydı. En uzaktaki gökadadan gelen ışık, hem en hızlı uzaklaşan hem de en uzak geçmişten gelen ışıktır. En uzak geçmişse evrenin oluştuğu zamanlardan gelen ışıktır. Deneysel gözlemlerde böyle bir ışımaya rastlanmış ve ilk önceleri bu ışımanın doğal olmayan bir kaynaktan gelen parazit olduğu sanılmıştı. Sonra ışımanın uzayda her doğrultudan geldiği tespit edildi ve sonra evrenin en uzak geçmişinden gelen kozmik fon ışıması olduğuna hükmedildi. Fon ışıması en uzak geçmişten gelen en uzun dalga boyu ışımadır. Evren ilk oluştuğunda ışıma serbestçe yayılma fırsatı bulduğunda, yani ilk madde öncesi yapı taşlarının boşluklarından sızabildiği kadarıyla gözlemlenebilmektedir.
Einstein genel göreliliği formülüze ederken o ve bilim adamları evrenin durağan olduğuna inanıyordu. Einstein denklemlerinden evrenin genişlediği gerçeğine ulaşmıştır. Fakat geleceği de katabilmek için kozmolojik sabit denen bir sabiti denklemlerine eklemiştir. Bu herhangi bir patlama veya etkileşimden etkilenmeyen bir kütle yoğunluğu sabitidir. Bu sabitin görevi hesaplamalarda kütle çekimsel kuvvetin evrenin durağan halini bozmasını önlemektir. Hubble'ın yaptığı gözlemlerin sonunda evrenin genişlediğini açıklamasının ardından Einstein bu sabite kariyerimin en büyük hatası demiştir. Evrenin kaderindeki önemli parametrelerden biri yoğunluk omega parametresidir. Omega, evrendeki ortalama kütle yoğunluğunun bu yoğunluğun kritik bir değerine bölünmesi olarak tanımlanır. Bu olay, 3 tane olası evren geometrisini de beraberinde getirir. Omega birden büyük, 1'e eşit veya birden küçük olabilir. Bu eşitliklerse evrenin yassı, açık veya kapalı olduğu anlamına gelir. Bu üç kelime evrenin büyük geometrisini tanımlar. Fakat galaksiler ve yıldızlar gibi kütle yığıntılarının yerel uzay zamanı bükmesini tanımlamaz. Kozmologlar evrenin kaderine omegayı ölçerek ya da yaklaşık olarak hangi değerde patlamanın yavaşlamaya başladığını bularak karar vermeyi amaçlamaktadır. 1998'den itibaren uzak galaksiler ve süpernovalarda yapılan gözlemlerden evrenin genişlemesinin ivmelendiği görüldü. Sonradan gelen kozmolojik teoriler bu genişlemeye olanak sağlayacak şekilde dizayn edildi. Bu genleşme genelde karanlık maddeden kaynaklanıyordu. Karanlık enerji basitçe pozitif bir kozmolojik sabittir. Genel olarak karanlık enerji negatif basınç oluşturan hipotezlerdeki ortak bir terimdir. Bu terim genelde evren genişledikçe değişen yoğunlukla beraberdir. Pek çok kozmoloğunda fikir birliğine ulaştığı nokta evrenin nihai kaderinin onun bütün şekline ne kadar karanlık enerji içeriğine ve karanlık enerjinin genişleme üzerindeki etkisine bağlı olduğu gerçeğidir. Son gözlemler Big Bang'den 7,5 milyar yıl sonrasından itibaren evrenin genişleme hızının düştüğünü gösterdi. Bu da açık evren teorisiyle örtüşüyordu. Fakat Wilkinson Microvay, Anisotropy Probe tarafından yapılan son ölçümler evrenin yassı olduğunu doğruladı. Eğer omega birden büyükse, uzayın geometrik şekli bir kürenin yüzeyi gibi kapalıdır. Bir üçgenin bütün iç açılarının toplamı 180 dereceden büyüktür ve paralel hiçbir doğru yoktur. Bütün doğrular er ya da geç kesişir. Evrenin şekli büyük kadrajda eliptiktir. Kapalı evrende karanlık enerji azdır ve yerçekimi en sonunda evrenin genişlemesini durdurur. Bu noktadan sonra ise çekim kuvvetinin etkisiyle bütün maddeler bir noktaya çöker ve en sonunda büyük sıkışma ya da büyük ezilme denilen Big Crunk oluşur. Büyük patlama diye bilinen Big Bang olayının tam tersidir. Fakat eğer evren büyük bir miktar karanlık enerjiye sahipse, evrenin genişlemesi omega birden küçük olsa da sonsuza kadar devam edecektir. Eğer omega birden küçükse, evrenin geometrisi bir eğer yüzeyi gibi açıktır. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceden küçüktür ve doğrular asla aynı mesafede değildir. En az diğer doğruları kesmeyecek kadar bir mesafeye sahiplerdir. Böyle bir evrenin şekli hiperboliktir. Karanlık enerji olmasa bile negatif bükülmüş bir evren sonsuza kadar genişleyebilir,
ve kütle çekim bu etkiyi neredeyse kayda değmeyecek bir ölçekte engelleyebilir. Karanlık enerjiyle beraber evrenin genişlemesi sadece devam etmez, aynı zamanda da ivmelenir. Böyle bir evrenin nihai kaderi ya ısı ölümü olarak bilinen büyük donma ya da karanlık enerjinin neden olduğu ivmenin geri kalan bütün kuvvetleri ezmesiyle oluşan büyük çözülme olarak tahmin ediliyordu. Aksine karanlık enerjiyi ve pozitif basıncı karşılayacak bir negatif kozmolojik sabit, açık bir evrenin bile yeniden çökmesine neden olabilir. Tabii ki bu görüş, yapılan gözlemler sonucu çürütülmüştür. Eğer evrenin ortalama yoğunluğu olan omega 1'e eşitse, evrenin geometrisi Öklit geometrisinde olduğu gibi yassıdır. Karanlık enerjinin yokluğu, evren azalan bir ivmeyle patlama asimpitotik olarak sıfıra yaklaşana kadar sonsuza dek büyür. Karanlık enerjiyle evrenin genişleme hızı ilk başlarda kütle çekimden dolayı yavaştır, fakat daha sonra yükselir. Yassı evren, açık evrenle aynı nihai kaderi paylaşır. Evrenin kaderi yoğunluğu tarafından belirlenir. Verilerin sunduğu kanıtların genişlemenin hızı ve kütlesel yoğunluğun ağır basmasıyla evrenin süresiz olarak büyümeye devam edeceği söylenebilir. Bu olaysa Big Fries denilen olayla sonuçlanacaktır. Fakat gözlemler kesin değil ve alternatif modeller hala mümkün. Büyük donma, asimptotik olarak ısısı mutlak sıfıra yaklaşan bir evrende yaşanacak senaryodur. Karanlık enerjinin yokluğundan dolayı yassı veya hiperbolik bir evrende yaşanacak bir senaryodur. Pozitif bir kozmolojik sabit olduğu müddetçe aynı zamanda kapalı evren modelinde de yaşanabilir. Bu senaryoda, yıldızların normalde belli bir miktara kadar olan boyutlarda olması beklenir. Ancak eninde sonunda yıldız oluşumu için gerekli olan gaz miktarı tükenmiş olacaktır. Ve var olan yıldızların yakıtının tüketmesi ve parlaklıklarını yitirmesiyle evren yavaşça ve merhametsizce karanlığa bürünecektir. Sonunda kara delikler Hawking radyasyonunu emerek kendilerini tüketene kadar evrene hakim olacaktır. Isı ölümü ile ilgili senaryo ise yaşam ve evrenin devinimi için gerekli olan hiçbir ham maddenin kalmadığı, maksimum entropinin en sonunda dağıldığı bir evren geleceğidir. Isının ölümü senaryosu, bütün evren modellerinde evrenin en son entropisinin minimuma inmesi şartıyla geçerlidir. Süregelen kuantum dalgalanmaları ve tünellemeleri gelecek yüzyıllar içerisinde yeni bir büyük patlama yaratabilir. Hayali karanlık enerjinin özel bir olayı, basit bir kozmolojik sabitten çok daha fazla negatif baskı oluşturabilir. Karanlık enerjinin yoğunluğunun zamanla düşmesidir. Bu olay, ivmenin ve Hubble sabitinin miktarında artışa neden olur. Sonuç olarak evrendeki maddesel bütün objeler, galaksilerden başlayarak en sonunda bütün formlar ne kadar küçük oldukları önem teşkil etmeden elementsel boyutlarına, radyasyona kadar hayali kuvvet tarafından ayrılacaktır. Evrenin en son hali tekilliktir ve bu halde karanlık enerjinin yoğunluğu ve büyüme hızı en baştaki halini alır. Büyük çöküş hipotezi evrenin nihai kaderiyle simetrik değerlendirilebilir. Aynı büyük patlamanın bir kozmolojik patlamayla olması gibi, bu teoride evrenin ortalama yoğunluğunun genişlemeye durdurmayı yetecek kadar olup büzülmeye neden olacağını söyler.
Sonuç tam olarak bilinmiyor. Basit bir tahmin olarak evrendeki bütün maddeler ve uzay zaman boyutsuz bir tekilliğe dönüşecektir. Fakat boyutlardaki farklılık nedeniyle bu alanda da bilinmeyen kuantum etkileri göz önüne alınmalıdır. Bu senaryo, önceki evrende yaşanan büyük çöküşten sonra bir büyük patlama yaşanmasını olarak tanımaktadır. Eğer bu olaylar sürekli bir devinim halinde ise, döngüsel evren ya da aynı zamanda salınımlı evren olarak bilinen bir model oluşturur. O zaman evren, sonsuz sayıda oluşacak olan bütün sonlu evrenlerden oluşabilir. Her evrende meydana gelecek büyük çöküş, bir sonraki evrenin büyük patlaması olacaktır. Teorik olarak döngüsel bir evren fikri termodinamiğin ikinci yasasıyla uyuşmaz. Entropi salınımdan oluşur ve salınım ısının ölümüne neden olur. Güncel kanıtlar aynı zamanda evrenin kapalı olmadığını işaret ediyor. Bu durum, kozmologların devinimli evren modelinden vazgeçmelerine neden oldu. Büyük sıçrama bilinen evrenin başlangıcına göre şekillendirilmiş bilimsel bir teoridir. Döngüsel evren veya ilk kozmolojik olayın bir önceki evrenin çöküşü olduğu büyük patlamanın devinimsel olarak meydana gelmesinin farklı bir yorumlanışıdır. Büyük patlamanın bir başka versiyonuna göre evrenin başlangıcında yoğunluk sonsuzdu. Bu tarz bir tanım, fizikteki diğer her şeyle, özellikle kuantum mekaniğini ve belirsizlik ilkesi bir anlaşmazlık içinde gibi görünebilir. Bu şaşırtıcı değildir. Bu nedenle kuantum mekaniği büyük patlamaya alternatif bir bakış açısı getirdi. Aynı zamanda eğer ki evren kapalıysa, evren bir kere çöktükten sonra evrensel bir tekilliğe ulaşarak ya da itici bir kuantum gücüyle çökerek büyük patlamaya benzer bir olayla sürekli yeni evrenler meydana getirecektir. Çoklu evren hipotezlerinden bir tanesi gözlemlenebilir evrenimizin yalnızca sonsuz sayıdaki patlama noktalarından birinden başlayarak çok büyük ölçeklere kadar genişlediğini söyler. Evrenin ilk zamanlarında bir dizi kozmolojik patlamalar oldu ve bu patlamalar uzayı süratle genişletti. Kozmik genişlemenin geleneksel bir modeli, bütün bir evrenin aynı anda genişler halden sabit hale geçtiğini kabul eder. Sonsuz genişleme modeli ise aksine evrenin farklı noktalarının farklı zamanlarda genişler halden sabit hale geçtiğini söyler. Sonuçta çekim kuvvetinin henüz ulaşmadığı uzayın hala genişleyen bölgeleri üretilmiş olur. Uzayın bu bölgeleri birbirleriyle asla temas edemezler. Bu nedenle her biri ayrı bir evren olarak kabul edilebilir. Bazı yerlerde çoktan ısı ölümünü yaşamış evrenler olsa da, bazı yerler hala ısı ölümüne ulaşmamış olacak ve yeni evrenler hızla üretilmeye devam edecektir. Bu nedenle çoklu evren asla son bulmaz. Eğer bir çekim en düşük seviyesinde değilse, hayali çekim, çekim çok daha düşük bir enerji seviyesine doğru tünellenebilir. Buna yarı kararlı çekim olayı denir. Bu olay, evrenimizi tamamen değiştirme potansiyeline sahiptir. Daha ciddi anlamda fizikteki sabit değişkenler çok farklı değerlere sahip olabilir. Ve bu madde, enerji ve uzay zaman hakkındaki bütün bilgilerimizi etkiler. Higgs bozonuna benzer bir parçacıkla yapılan çalışmalar, şu andan milyarlarca yıl sonra hayali çekim teorisini destekler. Alternatif geçmişler hipotezine göre, evren bu şekilde son bulmayacaktır.
Onun yerine evreni hayali çekimden gerçek çekime yönelten kuantum olayı her meydana geldiğinde evren yeni pek çok farklı dünyaya ayrılır. Bu yeni dünyaların bazılarında evren çökerken bazılarında önceden yaptığı gibi devam eder. Şu ana kadar tanımlanan bütün olasılıklar karanlık enerjinin çok basit bir eşitliğine dayanır. Fakat iş açıklamaya geldiğinde mevcut fizik karanlık enerji hakkında çok az bilgi sahibidir. Eğer genişleme teorisi doğruysa, evren büyük patlamanın ilk dönemlerindekinden farklı bir formda olan bir karanlık enerji tarafından yönetilecek. Ancak genişleme durduğunda bugünün karanlık enerjisi için kurulan denklemlerin tahmin ettiklerinden çok daha karmaşık bir durum ortaya çıkacak. Karanlık enerji eşitliği her an değişebilir ve sonuçların ne olacağını tahmin etmek çok zor olabilir. Bu sonuçlar değişik parametrelerle ifade edilemeyebilir. Karanlık madde ve karanlık enerji doğası gereği muammalıdır ve evrenin geleceğindeki olası rolleri şu anda kesin olarak bilinmiyor. Bu, rakip senaryolar arasındaki seçim evrenin ağırlığı tarafından yapıldı. Örneğin madde, radyasyon, karanlık madde ve karanlık enerji bu ölçümlere katkıda bulunabilir. Daha açıkça, galaksi kümelenmeleri, süpernovalar arasındaki mesafeler ve kozmik arka plan ışınımlarından gelen verilere göre bütün rekabetçi senaryolar değerlendirilmiştir. Anlıyoruz ki evrenin sonu gerçeği hala bilinmezliğini koruyor. Ve hepimiz de o günü bir şekilde bekliyoruz. Paso Video ekibi olarak hazırladığımız bir bölümün daha sonuna geldik. Evrende yolculuğumuz derin uzayın karanlık vadilerinde hız kesmeden devam edecek. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.